Aralı kalbim hep kanayacak, gönlü kırılmış hep ağlayacak, gözyaşım bu aşkımın izleri. Yaşamak olmuyor, yıldızlara, mehtaba sorarım, olmasan da ben seni yaşarım, kalbimdeki o sonsuz aşkımı. Mısır'daki miras davası kesin olarak aleyhinize sonuçlandı hanımefendi. %50 milyonu kaybettik, öyle mi Müşfik bey? Maalesef. Maalesef temizlik kabil olmamak üzere Nihal hanım. İşte böyle. Çocuklarım ve ben artık fakir sayılırız. Bütün umudumu Mısır'daki miras davasına bağlamıştım. Şermin mi? Evet. Giyecek bir şeyler seçecekti kendine. Zavallı kız. Nothing left but sorrow, nothing left but pain. Why'd you go and leave me, sad, alone and blue? Looking out my window, woman, trying to find you. Why did you leave me? Why did you grieve me? Looking out my window, what do I see? Nobody's crying half as bad as me. Alıyorum. Başımıza gelen felaketten bir haber, toz pembe dünyalarda yaşıyor Şermin. Bir zaman için durumu ondan gizlemenizi isteyeceğim. Son günlerde için için üzülüyor zaten. Nişanlısından uzun zamandır mektup gelmedi. Benim için daima kötü haber getiren biri diye düşünmenizi istemezdim doğrusu. Mesele nedir Müşfik bey? Ekrem beyin İstanbul'a gelmiş olduğunu öğrendim. Fakat nasıl olur? Şermin'in kendisini nasıl beklediğini bilmesi lazım. Yoksa... durumu öğrenmiş de. Maalesef. Ve bu yüzden ona geldiğini haber vermiyor, onu aramıyor, öyle mi? Kızımla evlenmekten vazgeçtiği de muhakkak. Şermin'in nasıl acı çekeceğini, nasıl sarsılacağını düşünebiliyor musunuz Müşfik bey? Bu davranışıyla kendisini ilgilendiren şeyin sadece para olduğunu açıklamış olmaz mı? Ve böyle kimseler paradan başka şeye önem vermez. Güzellik, fazilet, değersiz şeydir onların gözünde. Zamanımızda en önemli şey para galiba. Kim bilir? Belki de bundan sonra herkes aynı şekilde davranacak bize karşı. Love is like candy on a shelf. Alıyorum hepsini. Faturayı gönderin lütfen. Emredersiniz. Aşağı yukarı 30 bin lira kadar tutar sanıyorum. Fark etmez. Ya da nişanlısı Avrupa'dan gelecek bir genç kız için bunlar az bile. Şuna bak anneciğim, ne kadar şık değil mi? Ekrem bu renge bayılır. Hepsini alıyorum.
Bir öpücük karşılığı 30.000 lira istiyorum anneciğim. Canın sağ olsun yavrucuğum, tabii hepsini al. Bana müsaade Şermin. Güle güle. Definede bu elbiseyi siz mi giymiştiniz? Evet. Laman şu elbiseye bak. İçine düştüğünüz bu güç durum, emin olun beni sizin kadar üzdü. Bir de Ekrem Bey'in çıkarcılığı... Lütfen susun Müşfik Bey. Erkeklerden daha fazla nefret etmemem için bu adı bir daha kullanmayayım. Bana kalırsa böyle peşin hükümlerden kaçınmalısınız hanımefendi. Böyle olmayan erkekler de vardır. Parayı hiç önemsemeyen, güzelliği, dürüstlüğü... ...bir genç kızı gerçekten sevilmeye layık yapan değerleri... ...her şeyden üstün tutan kimseler de vardır. Çevremizde böyle birini düşünemiyorum Müşfik Bey. Var hanımefendi, var. Böyle biri var. Tek kusuru biraz sıkılgan olması. Sosyeteden ve çevrenizden uzak kalmasının sebebi de bazı prensipleri yüzünden. Kendisini çok iyi tanıdım. Namuslu, mert, sınırsız servetine rağmen son derece mütevazıdır. Kızınıza da deli gibi aşık. Doğrusu merak etmeye başladım. Kim bu genç adam? Selim İnan Bey. Madenlere olan, işçileriyle işçi gibi çalışan... ...gerçekten değerli bir genç. Şafriyatı için dinamitler ateşlenmeye hazır Salim Bey. Oğlum, biraz evvel yanımdaydı. Oğlum nerede? İşte orada, patlama sahasında. Yavrum, bir tanecik evladım taşların altında kalacak! Allah senden razı olsun beyim. Bana dünyaları bağışladın, hayatını tehlikeye attın oğlum için. Baba bak, anneme çiçek topladım. Evladım. Şantiyeye çocukları sokmak yasak biliyorsun Arif Usta. Neyse geçmiş olsun, hadi. Sağ olsun, var olsun Selim babamız. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah onu bize bağışlasın. Siz de sağ olun. Sizler de yolunuzu gözleyenlere bağışlasın. Hoş geldiniz Müşfik Bey. Kusura bakmayın, elinizi sıkamayacağım toz toprak için değil. Hayrola, yoksa bir kaza falan mı? Bir işçinin çocuğu infilak sahasında kalmış da. Ve tabii siz kurtardınız. Her ikinize de geçmiş olsun. Büyütmeye değmez canım. Şu Nihal Hanım'la görüştünüz mü duvar meselesi için? Şimdi yanlarından geliyorum. Ama Nihal Hanımların şu an içinde bulunduğu müşkülün yanında duvar meselesi hiç önemli değil. Hayrola, ne gibi müşkül bu? Sevdiğiniz kız artık hiç de zengin değil. Mısır'daki davanın düşmesiyle her şeyini kaybetti. Üzüldüm. Ama... servete ne ihtiyacı var onun? Güzelliği, zarafeti... görmüş olduğu terbiyeyle kendisi başlı başına bir hazine. İrademin bütün gücüne, mantığımın reddetmesine rağmen hiçbir şey aldırmadan onu seviyorum. Kendimden utanıyorum Müşfik Bey. Hiç olmazsa bağımsız bir kız olsaydı. Sevdiğiniz kızın tamamen serbest olduğunu size söyleyebilirim. Şermin Hanım'ın Avrupa'dan dönecek diye umutla beklediği nişanlısı İstanbul'da. Ha? Kızın durumunu bildiği için köşke uğramıyor. İnsan bir kadınla parası için evlenmek küçüklüğüne nasıl düşebilir? Hele Şermin Hanım gibi bir genç kızla.
Ekrem'i tanırım. Her şeyden önce zayıf karakterli biridir. Neyse, bir tarafa bırakalım onu. Şimdilik gerçeği bilmese de Şermin terk edilmiş, ihanete uğramış bir genç kız durumunda. Derin ve hesapsız sevginizle onun kalbindeki boşluğu doldurabilirsiniz. Ben ihanete uğramış bir genç kızın zayıf, yalnız durumundan faydalanacak bir adam mıyım? Arzularınızın hedefine varmak için o sonsuz sevginizin, pırlanta gibi kalbinizin yanında aklınızı da kullanacaksınız. Nihal Hanım'a sizden söz ettim. Kız kardeşinizle beraber ziyaretinizi bekliyor. Tamam mı aziz dostum? Fakat şey böyle birdenbire olacak şey değil bu. Desenize zavallı Şermin'i siz de unuttunuz. Neyse. Böyle nasıl konuşursunuz Müşfik Bey? Onun ellerine sarılıp benden evlenir misiniz demeyi o kadar istiyorum ki. O halde bu konuda da iş hayatınızdaki kadar atak olmalısınız. Hı? Olacağım. Ama serbestçe beni red veya kabul edebilmesi için servetinin yıkıldığını bilmemesini istiyorum. Bilmeyecek Selim Bey. Uzak, çok uzak bir hayal de olsa, günün birinde Şermin'le evlenirsem ona bütün dünyayı bağışlamak isterim. Pas. Pas. Açıyorum. Varım. Ben yokum. Ben de yokum. Tek kart. Siz? Çift kart lütfen. Peki. Rest. Karşılar tahmin ediyorum. Neyiniz var? Kare dam. Kare as. Ben müsaadenizle kalkıyorum. Son oyunumdu zaten. Efendim, kendimi yani zat halimi zatınıza takdim edeyim. Bendeniz efendime söyleyeyim, Gönlübol Derik ve Kösele fabrikalarının sahibi Üzeyir Gönlübol. Memnun oldum. Ben de. Oğlum bize viski ver. Siz de tekmil gazetelerdeki sosyete haberleri sütunlarının yıldızı pek muhterem Ekrem Anlı Bey. Memnun oldum. Ben de. Yani diyeceğim şok ki, insan cemiyette parasıyla mütenasiplik bir mevkiye sahip olmalı. Aa işte bir de kızım Kerimem'le beraber. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz Ekrem Bey. Ben Fransız Rivierası'nı daha çok seviyorum. Duzluğu versene Kadriye. Kadriye. Buyurunuz babacığım. Oo, bu ne kubat isim be. Ama babacığım. 10 yıl önce yani İnciki Yüzeyir Gönlübol diyerken Kadriye ismine böyle takılmazdım. Gel gelelim İnci sinirime dokunuyor. Hiç yolu yok kızımın adını değiştireceğim. Oturduğum semti, evimi, arabamı değiştirdiğim gibi. İnsanın her şeyi parasına göre olmalı. Paran var mı paran? Baba rica ederim. Kim bu münasebetsiz? Sonradan görmenin biri, deri kösele fabrikatörüymüş. Kızını soylu, isim sahibi biriyle evlendirebilmek için durmadan gezip dolaşıyor. Öyleyse tam adamını bulmuş demektir. Annesi saraylı, nazır torunu. Fakat Ekrem meteliksiz, Ebu yağlı kuyruk kaçırılır mı? Aslında Ekrem ismiyle milyonlar evlenecek. Eh, sosyal adalet dediğin gibi. Birbirlerine yakışıyorlar değil mi? Evet, çok. Kim acaba? İnciden onlar için Üzeyir Gönlübol'un kızıyla damadı diyebilirim ben. Ben sizi nişanlı biliyordum Ekrem Bey. Sizi tanıdıktan sonra fikrimi değiştirmeme kim engel olabilir? Şermin. Tanıyorsunuz ha? Okuldan. Babamın durumu bozuktu o zaman. Güçlükle o lüks okula gidiyordum. Zengin kızlar benimle alay ederler. İçeri girdiğim zaman burası sucuk kokuyor derlerdi. Şermin'i nasıl unuturum? Diyecektim. O kadar dalmıştın ki. Ama ben senin ne düşündüğünü biliyorum. Ayla lütfen. Aylardır böyle acı çekmene dayanamıyorum abi. Söyle bana. Sevmek bu kadar hüzün verici bir şey mi? Ayla. Ayla sus artık. Susmam içinizi kemiren acıyı azaltacak mı?
Komşumuz sizi iyice tanısaydı, sanıyorum ki kalbinizin köşesinde bir yer tutmak için çok çırpınırdı. Ayla, iyi geceler. Yarın Nihal Hanımları ziyarete gideceğiz. İyi geceler. Gerekirse sevdiğin kıza her şeyi ben söylerim. Şermin Sultan derim. Abimi sevmemekle suçların en büyüğünü işliyorsun. Çünkü dünyada onun değerinde erkek yoktur. Çünkü... Selim Şermin'i dünyanın en tutkulu aşkıyla seviyor. Derim tabii, yalan mı? Can sıkıntım yetmiyormuş gibi işçilerinden ayırt edilmeyen o kaba saba adama katlanacağız şimdi. Komşumuz Selim Bey hakkında böyle konuşman hiç doğru değil Şermin. Şermin gibi sıkıntı çekmeden para harcayanlardan bir emekçi için alkış bekleyemezdin anne. Rica ederim, gene solcu özentisi edebiyata başlama. Gerçeğin solu sağ olmaz Şermin. Selim Bey'in gerçeği buysa kendisine benzeyen kimselerle beraber olsun, bizim çevremizde işi ne? Selim Bey ve kız kardeşi Ayla Hanım. Ah. Selim Bey ve kız kardeşi Ayla Hanım. Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk geldiniz efendim. Yavrum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım Şermin, sanırım tanışıyorsun. Evet, şöyle uzaktan. Memnun oldum efendim. Buyurun yavrum. Ayla ile ben nazik davetinize teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Şöyle buyurun. 4 yıldır sizinle komşu olduğumuzdan beri tatsız bir konu diyebileceğim şu duvar meselesi sizi daha önce tanımak şerefinden beni mahrum etti. Bu bakımdan duyduğum üzüntüyü anlatamam. Ben haklıyım ya da siz haklısınız. Bunun önemi yok hanımefendi. Meselenin nasıl halledilmesini istiyorsanız hiç tereddütsüz evet demeye hazırım. Bence o duvar lüzumsuz. Bence lüzumlu. Herkesin bir dünyası vardır. Duvarlar bunları ayırmak için gereklidir Selim Bey. Selim Bey'in fikrindeyim ben de. Bütün duvarların yıkılmasına taraftarım. İnsanlar bir orman gibi kardeşçe ve bir ağaç kadar hür yaşamalı. Benzetmen hiç de kibar değil doğrusu. Böyle tatlı ve güzel bir kız kardeşiniz olduğunu bilmiyordum. Ayla henüz çok küçükken annemizi kaybettik. O zamandan beri onun her şeyi benim. Gerçi hazırlıksızız ama ziyaretinizin sadece çayla kalmamasını, akşam yemeğini de birlikte yememizi rica etsem. Unuttunuz mu anneciğim? Akşam yemeği için Seher Hanımlara söz vermiştik. Çok önemli bir işim dolayısıyla ziyaretimizi kısa tutmamız gerekiyor. Çay için çok çok teşekkürler. Nazik davetiniz için de tekrar tekrar teşekkürler. O halde ilk fırsatta gene bekleyeceğiz. Hiç olmazsa çayınızı içseydiniz. Söylediğim gibi çok önemli bir iş için hemen gitmemiz gerekiyor. Güle güle. Güle güle, gene bekleriz. Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum. Beraber çay içeriz diye Nihal Hanımlara uğramıştım, çıkmışsınız. Aceleniz neydi? Şermin Hanım tarafından istenmediğimiz bir çatıda çok bile kaldık. Şermin Hanım'ın nazarında durumumu öğrendim ya yeter, bu bana bir ders oldu. Desenize en acılı günlerinde en sadık dostlarını kaybettiler. Bu konuyu kapatalım Müşfik Bey. Kalbimdeki alevi söndürmek benim için bir gurur meselesidir artık, bitti. Neyse, kader diyelim gitsin. Zaten birkaç gün sonra komşu bile olmayacaksınız. Çünkü miras meselesinden haberdar olan bankalar köşkü satmaya karar verdiler. Mirasın geleceğinden emin olan Nihal, yıllardır bankalardan ipotek karşılığı faizle para alıyordu. Az da değil, aşağı yukarı 1 milyon. Neyse, kader diyelim gitsin. Hoşça kal Selim Bey. Müşfik Bey!
Müşfik Bey, buyurun 1 milyonluk çek. Köşkü ipotekten kurtarın. Yalnız sizden bir ricam var, ne hâlâ Alman Şermin bunu bilmesin. Yani 1 milyon gizli kalsın, öyle mi? Fark etmez. Bu aşk hastalığından kurtulmam için az bile. Kader diyelim gitsin, hı? Evet. Kader diyelim gitsin. Söyle Leman'cığım, bana vereceğin sır nedir? Gerçekten üzücü bir haber teyzeciğim. Anlatabilirsin güzelim. Müşfik Bey'den Ekrem'in İstanbul'da olduğunu öğrendim zaten. Evlenmek üzere olduğunu da biliyor musunuz? Evlenmek mi? Kiminle? Kolejde beraber okuduğumuz bir kızla teyzeciğim. Şermin'in de sınıf arkadaşı. Kayınpederini tanısanız, Ekrem'in bu işi para için yaptığını bilseniz, Ekrem'e karşı nefret duyardınız. Anne, anne! Üzülme yavrum. Kederime hakim olmaya çalışacağım. Ekrem'in bize bu kadar nankörce davranmasına aklım ermiyor. Mert bir çocuktu. Senin kadar severdim onu. İsterseniz Ekrem'i bulup bir kere konuşurum. Sakın ha! Biz haysiyetimizi kıranlara yalvaranlardan değiliz. Yalnız mesele kendiliğinden gelişmeden Şermin'i açmayalım çocuklar. Söyleyin bakalım, ne kaynatıyorsunuz burada? Şey, jaleden bahsediyorduk. Hangi jaleden? Hatırla canım, kolejdeki Kadriye. Göğüsleriyle övünürdü de süt anne derdik. Babası milyoner olmuş. Adı Jale olmuş. 2 dirhem bir çekirdek. Size yakın bir köşk almış. Sosyeteye hızlı bir giriş yapacakmış. Herhalde servis kapısından. Aman baba! Bu da ne bu sıcakta? 3500 kağıt değeri var kızım. Üzerimde olursa dikkati çeker diye düşündüm. Ha? Bu da 10.000 lira değil mi? Oraya gösteriş yaparak alay edilmeye gitmiyoruz. Benim gayem başka. Ekrem Bey'in gelecekmiş. Onu bekleseydi akrabalarıyla danış konuşulmamız münasiplik olurdu. Şermin'le benim aracıya ihtiyacım yok baba. Onlar eskilerin pasıklı kadriyesini iyi tanırlar. Şimdi de Jale'yi tanıtacağım onlara. Ve Ekrem'in bu ziyarete mani olacağını düşündüğüm için bu anı seçtim. Dediğin gibi olsun. Deri kösele fabrikatörü Sayın Üzeyir Gönlübol ve kızı Jale hanımefendi ziyaretlerinin kabulünü rica ediyorlar. Görmedik bir babayla veba mikrobu kadar tehlikeli bir kız parayla itibar satın alıyorlar. Lütfen refüze edin teyze. Refüze etmemiz için bir sebep yok Laman. Ne de olsa sınıf arkadaşımız. Şimdi de komşumuz oldular. İçeri alıyorum onları. Aman Allah'ım! Şimdi ne olacak? Ben de düşündüm, taşındım, Cale adını seçtim. Kadriye adı bana hiç gitmiyordu, bilirsin. Bir ismin de insana gidip gitmediğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Daha esaslı bir haberim var. Yakında soyadım da değişiyor. Senin anlayacağın evleniyorum. Tebrik ederim. Bir rivayete göre soylu, yakışıklı, sosyetelik muhitten bir damadımız var. Sırf bu yüzden dünyanın parasını saydım o köşkü almak için, bayan hanımefendiciğim ya! Gene bir tevatüre göre de eski nazırlardan damat Tahsin Paşa'nın köşküymüş, o köşk! Yatak odasını bir dene görseniz efendiciğim! Salam sucuğu gibi uzun, siz de böyle uzanır yatarsınız şıpada! Nişanlımı sen de çok yakından tanıyorsun. Onun için bana yardımın dokunabilir. Doğrusu söylediklerinden bir şey çıkaramadım. Sen de çok meraksızsın yani. Eski sözlüğünden bahsediyorum ayol Ekrem. Ekrem mi? Bir türlü anlaşamadık dedi. Sana karşı büyük saygısı var. Akıllı, medeni kızdır. Anlayış göstereceğimden eminim demeseydi karşına çıkmaya cesaret edemezdim. İkinize de saadetler dilerim. Biz eski arkadaşız Şermin. Arkadaşlığımızın bir erkek yüzünden bozulmasını istemem. Onu vazgeçemeyecek kadar çok seviyorsan kendisini sana bırakmaya hazırım. Benim için koca yok diye ya. Ekrem sana söylemiş ya, gerçekten anlaşamıyorduk. Çocukluktan beraber olmanın yarattığı bir yakınlaşmaydı bizimki.
Zaten sana evlenme teklif ettiğine göre aramızdaki bağın ciddi olmadığını o da anlamış. Öyleyse mesele kalmadı. Senin ağzından bunları duymasam dünyada rahatlamayacaktı içim. O kadar mutluyum ki. Seni öpmeme müsaade eder misin? Kadriye! Pardon, Jale Hanım. Babanız sizi bekliyor. Birazdan görüşürüz Şermin'cim. Daha önce biliyordunuz değil mi? Sen de, annem de, hepiniz! Demek pasaklı Kadriye uğruna feda edildim ha? O kızın buraya kadar gelip beni yılan gibi sokmasına göz yumdunuz. Önceden söyleyebilir, uyandırabilirdiniz beni. Zavallı yavrum. Ekrem beni terk etti anne. O sonradan görme şımarık kızla bir budala yerine koydu beni. Eski günlerin, okul yıllarının intikamını almak için tadını çıkara çıkara alayetti. Çocukluk etme Şermin. Aklı başında olan herkes bu işte zararlı çıkanın Ekrem olduğunu bilir. Sana yapılan evlenme teklifleri kimseye yapılmamıştır. Ama Ekrem'le nişanlıydım ben. Böyle hareket etmekle layık olmadığını gösterdi. Oysa seni derin bir aşkla karşılıksız en ufak bir hesabı olmadan seven biri var ki. Ama senin aklın bir karış havada. Selim Bey Ekrem'den kat kat üstün. Dürüst, samimi, yakışıklı. Çevremizde onun meziyetlerine sahip bir başkası daha var mı? Selim ha! Ben ve Selim! Doğrusu çok komik. Ekrem geliyor. Bu ne yüzsüzlük Allah'ım? Ekrem? Şermin! Şermin! Şermin yavrum! Merak etmeyin, bir şeyim yok. Hak ettiği şekilde iki lafım var ona. Anne, onu kovmamalı. Kabul etmeliyiz. Lamancığım, Ekrem'i salona al. Lütfen çok nazik davranmasını istiyorum. Anneciğim, birazcık yalnız kalabilir miyim? Lütfen! Sizi rahatsız etmek istemezdim. Fakat Şermin'le konuşmam gerekiyordu. Rica ederim. İzahat vermek zorunda değilsiniz. Buyurun oturun. Buyurun, ben Selim. Nasıl? Siz misiniz Şermin Hanım? Rica ederim, buyurun. Tamam Şermin Hanım. Şimdi geliyorum. Davranışım kötü olabilir ama size karşı saygım, Şermin'le arkadaşlığımız... Sizi dinlemek istemiyorum. Zaten konuşacak bir şey de yok aramızda. Nişanlınız hanımefendi geliyor. Hoş geldin Ekrem. Vay vay vay, bu ne sürpriz böyle damat bey! Lütfen susun Üzeyir bey! Amanım, böyle günde de susmaklık olur mu canım diye mi hanımefendi? Hey gidi gençlik, hey! Rahatsız ettim galiba. Ne münasebet! Hoş geldiniz Selim Bey! O tatlı kız kardeşiniz nasıl? Kendilerini çok sevmiştim. Saygıları var hanımefendi. Şermin Hanım sizi bekliyor Selim Bey, yukarıda. Öyle mi? Müsaadenizle efendim. Benimle evlenmek istiyormuşsunuz Selim Bey. Evet. Bu arzudaydım. Nişanlımın beni terk ettiğini biliyor musunuz? Burak terk edilmek demeyelim Şermin Hanım. Kendisi hakkında konuşmak istemem ama... Ekrem Bey'in yaptığı bir hesap kitap meselesi. Her şeyden önce mutlu olmanızı isterim. Mutlu olmanız onun size dönmesine bağlıysa... Hayır! O hususta yanıldığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Kendisiyle hiçbir ilgim yok artık. Hala benimle evlenmek istiyorsanız cevabım evet olacaktır. Size elimi uzatmaya hazırım. Ekrem,
Seni hangi rüzgar attı böyle? Geldiğini duymuştum ama işlerinin çokluğundan bizi unuttun sanıyordum. Sana nişanlım Selim Bey'i tanıştırayım. Kendisi maden mühendisidir. Madenleri ve döküm fabrikaları var. Ekrem, vefalı bir dost, uzak bir akraba. Memnun oldum efendim. O şeref bana ait Selim Bey. Soylu bir aileden eşi az bulunur genç bir kızla evleniyorsun. Gerçekten çok memnun oldum. Saadetler dilerim. Şöyle bir uğrayıp hatır sorayım demiştim. Beni mazur görürsünüz herhalde. Önemli bir işim var, hemen gitmeliyim. İyi günler. Geciktiğim için özür dilerim. Trafiğin hali malum. Hürmetler ederim efendim. Özür dilerim. Yüzük takmaya hiç alışık değilim. Belki zamanla. Diyecektim, mütevazı, kendi aramızda bir nikah töreni olması için ısrar ediyor Şermin. Ayrıca düğüne de lüzum yok diyor. Peki ama neden? Benim bildiğim... Gösteriş kendini bilmeyenlerin sonradan görmüşlerin işidir. Varlıklı bir ailenin kızıyım, gösterişe ne lüzum var? Fakat... Bu hususta ısrar etmeyeceğinizi umuyorum. Peki, nasıl istersen Şerbin. Karı koca ilan ediyorum. Gelini alıyor. Bu adamdan nefret ediyor. Hala beni seviyor. Bense bir yarış atı gibi satın alındım. Biz böylesine kuru düğün dedik. Ben bir düğün yapayım da cümle alem görsün. Bana bak damat! Susun lütfen! Kasap çırağına seslenir gibi damat aşağı damat yukarı diye çağrılmazsan memnun olurum. Az ve dikkatli konuşun. Analık görevim burada bitiyor ya. Mutluluğun için elimden geleni yapmak istedim. Bundan sonrası sana kalmış bir şey. Beni üzme anne. Şimdi git artık. Ayrılmamız gerek. Ya. Gelin çiçeğinden saklamak uğur getirirmiş, bir tane verirseniz. Uğur getiren çiçeklere ihtiyacım yok, hepsini alabilirsin. Ama bunlara değer vermelisiniz Şermin abla. Çünkü abimim bunlar. Ayla, gel. Tebrik ederim şekerim. Şermin, beni affettiğini söylersen için... Rahata kavuştun Ekrem, her şeyi unuttum, kocamı seviyorum. Öyle olsun. Bir yastıkta kocayım. Ekrem Bey, rahatsız mısınız, sararmışsınız? Çok acele gidiyorsunuz dostum. Burada yapacak bir işim kalmadı. Şimdi sıra damadın, demirci ustasının. Dikkat edin, demircinin balyozu kadar yumruğu da ağır olurmuş. Hadi Ekrem! Birazdan sen de beni terk edeceksin. Ve ben bu yabancı evde yapayalnız,
kimsesiz kalacağım. Beni geçmişe bağlayan şeyler silindi. Şimdi ben kime bağlanacağım? Ne demek istiyorsun sen? Kocama bağlanacaksın tabii. Kocama mı? Ayaklanmış gururumun taşkınlığı içinde karar verdiğim bu evlenmeden de kocamdan da nefret ediyorum şimdi. Neler söylüyorsun? Beni korkutuyorsun, gidip sana anneni göndereyim. Hayır, asla! Bu umutsuzluğumu annem bilmesin. O halde sana mutluluklar dilerim kardeşim. Tanrı yardımcın olsun. Gelebilir miyim Şermin? İlk defa yalnız kalıyoruz. Size çok şey söylemek isterdim. Bütün hayatım çalışmakla, didinmekle geçti. Bunun için derin duygularımı dile getirmek elimde olmayabilir. Hoş görün beni. Yalnız hissettiklerim söylediklerimden çok daha derindir. Sizi derin ve vazgeçilmez bir aşkla sevdim. Ve bu sevginin ölüme dek çoğalarak süreceğine inanmanızı istiyorum. Lütfen efendim. Neniz var? Yoksa sözlerimle sizi rahatsız mı ettim? Buna sebep olduğum için üzgünüm. Eğer beni seviyorsanız... Sizi kendi halinize bırakmamı mı istiyorsunuz? Evet, öyle. Bugün çok sarsıldım. Yarın ya da daha sonra anlatırım size. Yarın ya da daha sonra söyleyecekleriniz... ...bugün işitmemden çekindiğiniz şeyler olmalı. Biz evliyiz Şermin Hanım. Bana sabretmek düşüyorsa buna katlanmaya hazırım. Ama sizin de açık yürekli olmanız gerekmez mi? Her şey bir anda anlatılmaz. Düşünün ki evleneli 2 saat oldu. Düşünün ki hayatım çok gerilere uzanıyor. Çok, çok mutlu günleri olan özgür bir kızım. Geçmişimi bir çırpıda zihnimden silemem ki. Geçmişim derken söylemek istediklerimi anlayacağınızı sanıyorum. Demek istiyorum ki... Rica ederim, tek kelime daha eklemeyin. Şunu bilin ki... Hiçbir zaman benden daha yumuşak ve fedakar bir dostunuz olmayacak. Sizden evlenirken bütün acılarınızı ve hayal kırıklığınızın sebeplerini biliyordum. Ama telefonda yalvarma dolu sesinizi duyunca sanmıştım ki... Neyse. İsterim ki geçmişi unutun ve acılarınızı dindirmem için bana fırsat verin. Anlayış gösterin lütfen. Kadın olarak bir şey veremem size. Ama bir zorunluluk yüzünden adınızı kullandığım için borçluyum. Borcuma karşılık bütün servetimi teklif ediyorum. Servetinizi mi? Evet. Az mı buldunuz yoksa? Ben satılık değilim Şermin Hanım. Evlenmeden önceki kadar özgürsünüz. Haksızlık ettiğinizi anlayıp geçmişi unutup bana dönünceye kadar. Şimdi gururlu ve kendinizden eminsiniz Şermin Hanım. Ama bir gün gururunuz yıkılacak. Mağrur başınızı önünüze eğeceksiniz. Thank you.
Şiddetli heyecan yüzünden beyine kan hücumunun sebep olduğu bir kriz. Çok dikkat etmelisiniz. Hastanın mutlak bir huzura ihtiyacı var. Ağlama anneciğim, benim için kendini üzme. Selim Bey, kalbinizi kıran düşüncesiz, ruhsuz bir kız için gözyaşı dökmeye değer mi? Ekrem, Selim... Muratlarına ererken ben ölümün eşiğindeyim. Beni affetsin Ekrem. Onu öldürdünüz. Beni öldürün, öldürün. Bana. Bu sesler ne? Ani bir rahatsızlık geçirdiniz benim güzel yengecim, ama artık çok şükür iyileştiniz. Abimin bir işçisinin düğünü var, el öpmeye gelmişler. Bugün günlerden ne? Pazar. Rahatsızlığınızdan sonra ikinci pazar bu. Doktor bey artık kalkabileceğinizi söyledi. Ersin'e telefon edin, çok sevinecekler. Evlilik, karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan bir düzendir. Bunların ikisi birden olmazsa çirkin bir oyuna döner. Birbirini gerçekten sevmeyen, karşılıklı güven duymayan kadın ve erkeğin evliliği ömürsüzdür. Sizlere ömür boyu sürecek bir mutluluk dilerim. Kalktın mı Şermin'ciğim? Geçmiş olsun. Hadi yeni evli çiftle mutluluklar dile. Onlar da bizim gibi sevişerek evlenmişler. Sonlarının bizim gibi olmayacağını umarım. Böyle bir günde, böyle bir
gözünde. Böyle dur bir dakika, kağıda yazmıştım. Hay Allah. Tamam. İnsan 225, zeytinyağı 750. Ay, affınıza mağruren bakkal buzmasını okudum. Hay Allah. Halbuki dün akşam evde hanımla birlikte... Yorma kendini Hakkı baba. Nutuk çekmek sana göre bir iş değil. Hepiniz sağ olun, var olun. Bu evleri size yapmakla hakkınızın ancak çok azını verebildim. Size lütfetmedim. Siz her şeyi çalışarak kazandınız. Sağ olun. Biz fakiriz. Bize iki gözle bakana gözlük takar, dört gözle bakarız. Selim Bey gibi bir kocaya sahip olmak, dünyaya sahip olmaktan çok çok iyidir. Allah seni ona, onu da sana bağışlasın. İki dünyada beraber olun. Evlerinizde barış ve şenlik içinde oturun arkadaşlar. Ekrem Bey, eşi ve kayınpederi geldiler. Buyursunlar. Ekrem Bey, uzaktan akrabanız olduğu için hürmette kusur etmeyeceğim. Merak etmeyin Şermin Hanım. Yeter ki mutlu karı koca oyununu başarıyla oynamaya bakalım. Bu ziyaretin sizden çok beni rahatsız ettiğini anlamanızı isterdim. Gösterdiğiniz inceliğe ayrıca teşekkür ederim. Geçmiş olsun Şermin'cim. Rahatsızlığını balayı seyahatimizden döndükten sonra duydum. Başka. Ne kadar üzüldüm bilemez. Başka. Teşekkür ederim. Ne kadar süzülmüş benim doğru güzel şeyde, Şermin'im. Sana anlatacağım neler var bir bilsen. İşte böyle Selim Beyciğim, ne zaman şöyle esaslı bir iş çevireyim desem, eksik olmasın, bizim damat hemen elimi kolumu tutar. Benim büyük projelerimi ancak sizin gibi büyük iş adamları anlayabilir. Daha önce de gezip görmüştüm ama bu sefer bambaşka bir güzellik buldum gittiğimiz her yerde. Herhalde Ekrem'le beraber olmamızı istiyoruz. Belediye meclisine girmenin, sana da reis seçilmenin yoluna bakıyorum İnci. İki camiyle bir de mektep tamir ettirdim. Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmezdirler. Kızlı bir kayfıyla bir de pavyon açmayı düşünüyorum. Münasiplik mi? Pek münasip düşünüyorsunuz efendim. Ya ne demezsiniz, çok münasipliktir efendim. Kim o? Benim. Bir şey mi arzu ettiniz? Biraz konuşmak istiyordum sizinle. Özür dilerim, yatak kılığımlıyım. Söyleyeceklerinizi yarın söylersiniz. Anlıyorum. İyi geceler Selim Bey. İstemiyor beni. Hor görüyor. Kendine layık bulmuyor besbelli. Allah'ım, yoksa bu adamı seviyor muyum? Beni severken reddetmiştim. Artık sevmediği meydanda. Şimdi de reddedilmek sırası bende mi? Bal almaz mısın yengecim? İşçilerden biri çiftlikten getirmiş. Buyurun. Teşekkür ederim. Ellerin ne kadar güzel, tıpkı abinin ellerine benziyor. Size afiyet olsun, hemen gitmem gerekiyor. Aşk olsun Selim Bey, hala ziyaretinizi bekliyorum. Bir türlü olmadı efendim, ilk fırsatta geleceğim. Nereye gidiyorsunuz? Karşıya. Beni de alır mısınız? Hay hay, buyurun efendim. Olamaz mı? Yoksa onu kazanmadan kayıp mı edeceğim? Ekrem Bey geldiler efendim. Bu kadar merasime ne lüzum var? Eski bir dost ve akraba habersiz ziyarete gelemez mi? Sizden haber çıkmayınca ben ziyaret edeyim dedim. Hoş geldiniz. Sizli bizli konuşmak şart mı? Evlendiğinizden beri ilk defa yalnız kalıyoruz. Böylece sana acı veren davranışımı izah etmek için de bir fırsat çıkmış oldu. Bana acı filan verdiğiniz yok. Sadece sizin kuruntunuz bu. Buna memnun oldum. Yoksa ömrüm boyu sürecek bir vicdan azabının yükü altında ezilecektim. Önemli olan senin saadetin. Mutlu musun? Bunu sizi ilgilendirdiğini sanmıyorum. Kendini mutlu saysan bile daha çok sevilmeye muhtaçsın. Bunu benim kadar kimse anlayamaz.
Yanlış bir adım attığımı biliyorum Şermin. Fakat aramızda bir uçurum açacak kadar büyük size bir adım değil bu. Size yol göstermesi için hizmetçiyi çağırmamı istemiyorsanız ziyaretinizi sona ermiş sayın. Güle güle Ekrem Bey. Çok yakında tekrar görüşmek üzere, iyi günler. Hainci ben zatalim asil nören, bu Roma'yı yakacağım. Yakacağım. Tavrım lan tutmam beni, yakacağım. Yakacağım. Ben şaka ettim, bir şey bakamıyım. Saygıdeğer davetlerim, aşık olmuş olduğunuz çiftli arazisiyle beraber avuç dolusu para sayarak aldım ben. Ayemin kullisi inek neslini ıslah edip memleket çapında inek yetiştirmek. Estağfurullah efendim. Hainci bu arazinin mahsulü olan üzüm şarabını afiyetle içiniz. Teşekkür ederim. Harikalar yaratıyorsun. Buyurun bayan hanım efendiciğim. Şarap dökeyim mi kadehinize? Bu nefis şarabı aramıza katılmak lütfunda bulunan Şermin Selim çiftinin şerefine içiyorum. Şerefe. Şerefe. Çok neşeli bir toplantı. İçip kafalarımız dumanlanmadan göl başını, havuzu gezmeyi teklif ediyorum. Tecrübeli bir avcı olduğunuzu duydum Selim Bey. Bana rehberlik etmenizi rica etsem, beni kırmayacağınızı umarım. Sen de bizden geliyorsun değil mi şekerim? Biraz yorgunum, özür dilerim. Demek sevgili kocanla beni baş başa bırakıyorsun. Sevenler kıskanç olurmuş derler ama senin davranışın bu sözü yalanlıyor. Hazırsanız gidelim. Bay bay Şeri. Selim. İyi eğlenceler. Bay bay Şeri. Şimdi gururlu ve kendinizden eminsiniz Şermin Hanım. Fakat bu gururunuzu yıkacağım gün de gelecek. Mağrur başınızı önünüze eğeceksiniz. Şermin, gözlerini kapayınca geçmiş günlerini mi hayal ediyorsun? Ne münasebet, ne istiyorsunuz benden? Açık yürekle konuşmak. Konuşacak bir şey yok. Emin misiniz? Acı çektiğinizi, mutsuz olduğunuzu niçin saklıyorsunuz? Bunları nereden çıkardınız? Anladım ki dünyamda senden başka kadın yoktur. Bana karşı hiçbir şey duymadığını iddia edebilir misin? Size karşı ancak minnettarlık duyabilirim. Çünkü Selim gibi yüce bir insanla evlenmeme sebep oldunuz. Sizde olmayan meziyetlerin hepsi onda var. Ve sizdeki kusurların hiçbiri yok. Böyle bir erkeğin karısı olmayı size duyduğum öfkeye borçluyum. Şu an sizi terk edip başka bir kadınla olan erkeği mi övüyorsunuz bana? Jale karınız. Bu durum size dokunmuyorsa beni hiç etkilemiyor. Beni de etkilemiyor. Çünkü onu iyi tanıyorum. Sadece cinsi açlığını doyurmak isteyen dişi bir hayvan. Şimdi de kocana pençe attı. Yeter işte. Artık, sizi dinlemek istemiyorum. Evliliğinin bir buhran olduğunu görüyorum. Şimdilik kocanın ilgisizliğine direniyorsun. Bir gün kocan sana ihanet edince hayal kırıklığına uğrayacaksın. İhaneti sürdükçe korkunç bir iftira içine düşeceksin. Ve teselli için bir çare, bir erkek arayacaksın. İşte bizim sosyetemizdeki en namuslu kadının sonu bu. Ben seni teselli eden erkek olmak istiyorum. Bu iğrenç kuralı koyarken sadece ahlaksız ve sefil kadınları incelemişsiniz. Talihsizleri, doğruları ve mutlu bir yuva kurmak isteyen kadınları hesaba katmamışsınız. Ama ben seni seviyorum. Sevgiyi iğrenç bir sataşma şekline sokuyorsun. Nefretin de üstünde bir kin duyuyorum şu an. Sen ne biçim erkeksin? Sana sahip olmak istiyorum. O kaba herife bırakacak değilim seni. Seni seviyorum, seni! Seni!
Yürüyebilir misiniz? Bilmezsiniz ne zamandır bu anı bekliyordum. Ya canım daha iyi. Çok güzel ya. Partimize iştirak eden siz dostlarımıza teşekkür eder, iyi vakit geçirdiğinizi umarım. Grubumuz yakında çok daha ihtişamlı bir partide bir araya gelecek. Çünkü 3 gün sonra sevgili okul arkadaşım Şermin'in doğum günü. Kendisine okul yıllarından beri çok seven bir arkadaşı olmak sıfatıyla doğum gününün tarihini hiç unutmam. Özellikle bu partilerin birini çok iyi hatırlıyorum. Biraz geciktiğim için pasta bitmiş, çok sevdiğimi bildiklerinden bir kangal sucuk vermişlerdi elime. Kendisine şimdiden uzun ve mutlu yıllar dilerim. Hepinizi bekliyorum efendim. Şermin, çok nazik davet sahiplerinin müsaadelerini rica edelim. Abi, biz Ersin'le balığa çıkıyoruz, bir mahsuru yoksa tabii. Akıntıya dikkat edin! Küçük motoru alın, daha elverişlidir. Güle güle! Teşekkür ederim abi! Gel sen bana, güneşler doğardı. Dön sen bana, sevinsek ne vardı? Sensiz elem yaşadım her gün. Selim! Bir isteğiniz mi var? Benim kadar sizi de ilgilendiren bir mesele için konuşacağım. Buyurun, sizi dinliyorum. Kardeşim Ersin'i sever misiniz? Şüpheniz mi var? Bu sevgiyi ispat etmek fırsatını bulsanız. Öyle bir fırsatı kaçırmam herhalde. Bu fırsat elinizde şu an, onu sevindirin. Ersin Ayla'yı seviyor, istemek için beni görevlendirdi. Cevap vermeyecek misiniz? Bu evlenme olmaz. Ersin adına üzülüyorum ama olamaz. Ama neden? Niçin? Ailemizde aileniz yüzünden acı çekmiş, zulmü uğramış biri var Şermin Hanım. Evlenmeden önce biri çıkıp da ne bahasına olursa olsun beni bu oyundan vazgeçirseydi, ona minnet duyardım. Bu tecrübeye dayanarak kız kardeşimin de önüne benimki gibi çaresiz, karanlık bir geleceğin serilmesine engel olacağım. Sevişen iki insanın uğrayacağı felaketi üzerime yüklemekle benden intikam alıyorsunuz. İntikam almak mı? Beni bu kadar küçük mü sandınız? Yalnızca zorunlu olduğum bir tedbire başvuruyorum. Karıcığım! Karıcığım! Karıcığım derken dudaklarınızdan küfür dökülüyor sanki. Çok acı çektim, yeter artık, yeter! Sizi acındırmak için ayaklarınıza mı kapanayım, ister misiniz, ister misiniz? Mutlu karı koca rolü oynamaktan, davetlerde saadetimize gıpta edilmesinden, eve dönünce yalnız ve hüzün içinde olmaktan bıktım artık! Biliyorum! Size acı getirdim, hatalı davrandım, günah işledim! Ama kefaretini cehennem işkencesiyle ödettiniz bana! Evet ama,
Bu yaşantıyı kendiniz istediniz. Bu yolu kendiniz çizdiniz. Kabul ediyorum, hatalıyım. Ama siz de çok hatalı davrandınız bana. Hele dünkü davette benden intikam almak isteyen o uğursuz kadının tertiplerine alet oldunuz. Beni yüzüstü bırakıp gittiniz. Alem ne der diye düşünmediniz. Şu anda bile her zamanki Şermin'siniz. Hiç değişmeydiniz meydanda. Hep başkaları, hep el alem ne der. El aleme rezil olmamak için bu evlenmeye atıldığınızı unutturacak bir laf, bir davranış yok içinizde. Özür dilerim. Şu an fabrikada olmamı gerektiren daha önemli işlerim var. Selim! Demek ki kocasından hiçbir şey beklemeye, bir şey ummaya hakkı olmayan talihsiz bir kadınım, öyle mi? Asıl talihsiz olan benim efendim. İyi günler. Bu derece sevdiğim Selim abi beni böylesine bir acıya sürükledi demek. İnsan canlısı Selim beyimizi anlıyorum. Evet, mesleğim yok ama olacak. Servetim de yok. Ben de onun gibi sıfırdan başlayamaz mıyım? Ersin! Servetim yok ne demek Ersin? Senin paran çok yavrum. Gerekirse benimkini de veririm. Selim'den daha zengin olursun. Yanılıyorsun yavrum. Gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Mısır'daki miras davamız düşmüştü. Yani ben evlendiğim zaman... Evet, 5 parasızdın. Ekrem de seni bu yüzden terk etti. Ya Selim? O da biliyor mu anne? Gerçeği senden gizlememiz için ısrar eden o. Aman Allah! Biraz önce öğrendim. Köşkümüzün üstünden 1 milyonluk ipoteği kaldıran da o. Böyle bir insana sahip olmak... Dünyaya sahip olmaktan daha iyidir. Selim gibi kıymetli bir kadına sahip olmakla Selim de övünebilir kızım. Sus anne, ne olur sus! Ben mi kıymet bilirim, ben! Ben ne kadar kötüyüm, ne kadar! Çok, ama çok param var. Alın her şeyim sizin olsun. Yalnız kişiliğime dokunmayın. Servetim özgürlüğümün bedeli olsun. Servetiniz ha? Özgürlüğünüzün bedeli olarak servetinizi bana mı bırakıyorsunuz? Beni satılığa çıkmış bir insan mı sanıyorsunuz? Benim aşağıladığım adam beni hep yükseltti. En öfkeli anında bile hep mert ve yüce gönüllü olmayı bildi. Yalvardığını kulaklarımla duydum, ağladığını gördü gözlerim. Ben ne duygusuzmuşum! O yüce kalbin taşıdığı aşkı anlamayacak kadar basitmişim. Ama geçti bunlar, o Şermin öldü, öldü! Yavrum! Şermin! Şermin! Şermin nereye? Anneciğim, güzel bahar gözlü anneciğim! Yarın doğum günüm, dostuma düşmanıma davetim var! Kocamı kazanmak istiyorum! Yüreğimi güven ve sevgiyle dopdolu görebilmek için gidip kolları sıvamalıyım! Hoşça kalın! Hoşça kalın mı? Bu kızın bonsvarına, bay bayına ne oldu Ersin? Duydum! Bana bahar gözlü anneciğim dedi! Ah bu yavrum. Hepiniz sağ olun.
Sayın hanımefendi, doğum günün kutlu, ömrün uzun ve mutlu olsun. Bizler Selim Bey'imizin madeninde çalışan 2000 işçinin, çoluk çocuk, karı kızan 5000 canın adına geldik. Sayesinde karnımız tok, sırtımız pek. Düşündük ki ona sağlık ve saadet veriyorsun. Onun yanında bizden ilerisin. İşte bu sebepten seni de onun kadar seviyoruz. Sağlığına, saadetinin daim olmasına duacıyız. Sizler de sağ olun, var olun. Şimdi o 5000 kişi adına beni öpmenizi istiyorum. Aman hanımefendi, tövbe! Benim ne haddime? Benim ne haddime? Öyleyse ben sizin şahsınızda onları öpeceğim. Ev sahibi sayılırsın Ersin, misafirleri ağırlasana. Sağ ol. Hadi. Hadi arkadaşlar, aramıza karışın. Bu mutlu günde ayrılık gayrılık olmasın. Hadi bakalım! Misafirlerime içki verin. Davul zurnayı valse tercih eden kaba bir adam sizi benden çok mu ilgilendiriyor? Yanımdan ayrılın, yoksa skandalı göze alarak kocamı çağıracağım. Hiç sanmam. Öyle mi? Öyle olsun Kraliçe Hazretleri. Şimdilik öyle olsun. Bu şuursuz içişiniz beni üzüyor damat beyefendi. Şu anda bana her şey vız gelir kayınpeder efendi. Alayı bırak kendine gel Ekrem. Aba bir adam olabilirim ama Anadolu çocuğuyum. Ne de olsa aile meselelerinde... Sosyetelik centilmen damadına isyan bayrağını kaldıran kösele tüccarı. Şu kokunuzu da alıp da gidin yanımdan. O yüklü cüzdanınıza da başlatmayın beni. Senin gibileri satın alan cüzdanıma laf etme oğlum. Sana nasihat kar etmez artık. Bu yolun sonunda Şermin'in kocasından dayak yiyeceğini biliyor musun? Hem de aklı bir dayak, öldürebilir de seni. Yok canım. Cüzdanınıza yakışır bir şekilde cenaze töreni isterim babacığım. Kızım eve kadar getir de bildiğini yap oğlum. Kocacığım, güzel gözlerini kan bürümüş. Sebebi Şermin Hanım mı yoksa? Biraz gelir misin Jale? Seninle konuşacaklarım var. Hem bir çocukla beyaz bir kadın. Elinde taç ve defne dalı. Jale! Çiftlikte sevenler kıskanç olur demiştin. Ben de susmuştum. Doğru değil bu susuşun. Ben seven de kıskanan bir kadınım Jale. Bu kocanla senin aranda bir şey Şerif? Hayır, seninle de ilgili. Selim'i rahat bırakmanı istiyorum, yoksa... Yoksa mı? Beni tehdit edemezsin güzelim. Kuvvetin yetiyorsa mücadele edebilirsin sadece. Dikkat et! Bana hakaret edeni uzun zaman hoş görecek bir kandan değilim. Rezalet mi çıkarmak istiyorsun? Kendine gelmezsen bir şeyler yapacağım elbet. Sanmıyorum, sen kocanı seviyorsun, kocan bana asılıyor. Ben de Ekrem'i seviyorum ama o da sana asılıyor. En iyisi değiştirelim kocalarımızı. Sus daha! Şimdi hemen çıkıp gidin buradan! Kovulmak, ela rezil olmak istemiyorsanız durmayın! Karına hakaret ediyorlar! Benim şahsımda köpek gibi kovulan sensin! Alık alık bakacağına söyle eski sevgiline de benden özür dilesin! Hey, Selim efendi! Karına söyle, özür dilesin Jale'den. Tabii, sözünü dinletebilirsem.
karım ne yaparsa yapsın gerektiği ve yerinde olduğu için yapmıştır. Yani kovuyor musun bizi he? Sarhoşsunuz. Burayı terk edin lütfen. Gideceğim dostum. Gideceğim ama şu anda senin karın olacak eski nişanlımı da alıp gideceğim buradan. Sakin olun efendim, sarhoşluk. Böyle mutlu bir günde bu türlü tatsızlıklar olabilir. Şimdi eğlenmemize bakalım. Yaşa, hadi, hadi çocuklar. Tek sen çık kalabalığın içinden! Çık! Bırak beni! Etrafındakileri acıyorsan ayrıl onlardan! Hayır, hayır Selim, yapma, yalvarırım! İstiyorsan Jale'den özür dilerim, senden özür dilerim! Şermin! Benim adımı taşıyan bir kadın böyle aşağılık kimselerden özür dilemez. Ama Selim silahlı o sarhoş! Önüme gidiyorsun sen! Ölüm mü? Ben ölümün en ateşli cehenneminde yaşadım aylardır Şermin. Bugünü bekleyerek. Selim! Selim seni nasıl sevdiğimi anlamanı istiyorum. Seviyorum seni Selim! Öyleyse Selim'in karısı gibi davran. Sakin ol. Abi! Yavrum, bir tanecim benim. Sevgilim, bir şeyin yok ya. Çok, ama çok mutluyum şu an. Sevgilim dedim. Ah, yavrum benim, meleğim bir tane. Bir kurşuna borçluyum bu lafı. Bir kurşuna borçluyum saadetimi. Şermin. Bir şeyim yok sevgilim. Kalbimdeki yaranın çok, ama çok küçüğü bir çizik.